Herkese merhabalar. Öncelikle tüm katılımcılara zaman ayırdıkları için çok teşekkür ederim. Ben Osman Aydın. İnformatik bilişimde Endüstriyel IoT ve artırılmış gerçeklik çözümlerinden sorumlu iş geliştirme uzmanı olarak çalışmaktayım. Kısaca kendimden bahsetmem gerekirse, yaklaşık son 6 yıldır Endüstriyel IoT ve artırılmış gerçeklik alanında satış, teknik satış ve proje yöneticiliği gibi görevler yürütmekteyim. Daha öncesinde ise tekstil, gıda, ilaç, paketli üretim gibi farklı sektörler için endüstriyel makine ve ekipman üreten global makine üreticilerinin Türkiye temsilciliklerinde proje yöneticiliği görevleri üstlendim. Adı geçen sektörlerde uçtan uca üretim hattı kurulumları ve ürün kontrol sistemleri projelerinde görev aldım. Başlamadan önce informatikplm.com web sayfamızda PTC'nin CAT, PLM, IoT ve artırılmış gerçeklik çözümleri ile ilgili bilgilendirmelere ve kampanya bilgilerine erişebileceğinizi hatırlatalım. Aynı zamanda firmamızın da dahil olduğu Integral Group bünyesinde kurulan Integral Software Factory firmamız tarafından üretilmiş olan yazılım çözümlerimiz hakkında da detaylı bilgilere buradan erişebilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımızda da alanında uzman CAD mühendisi ve PLM uzmanı arkadaşlarımız tarafından gerçekleştirilen ürün eğitimleri ve webinar kayıtlarımıza erişebilirsiniz. Informatik PLM olarak PTC'nin tüm ürün portföyü için çözüm ve destek sağlayan Türkiye'deki tek partneri olduğumuz için CAD, PLM, IoT ve AR çözümlerinin tamamı için faydalı olabilecek tüm içeriklere bu kaynaklarımızdan erişebilirsiniz. Bu webinarımızda ben PTC ThingWorx platformu, platformun bileşenleri, kullanım alanları ve örnek projelerden bahsedeceğim. ThingWorx üzerinde bir endüstriyel IoT çözümünün inşası için gerekli adımları, endüstriyel veri kaynaklarının belirlenmesi, bağlantılarının yapılması, nesnelerin modellenmesi, diğer bir deyişle dijital karşılıklarının ya da dijital ikizlerinin oluşturulması. Daha sonra bu kaynaklar ile dijital nesnelere ait özellik setlerinin ilişkilendirilmesini bir demo ile göstereceğim. Sonrasında ThingWorx üzerinde geliştirilen ThingWorx Manufacturing Apps dediğimiz Production KPI, gerçek zamanlı üretim izleme ve performans takibi uygulaması, Asset Advisor, ekipman verimliliği, uzaktan erişim ve izleme uygulaması ve Controls Advisor, endüstriyel bağlantı, kontrol ve konfigürasyon uygulamalarından bahsedeceğim ve bu ürünlerin de bir demosunu gerçekleştireceğim. Son olarak da ThingWorx platformu içerisinde yer alan entegrasyon ve süreç otomasyon aracı ThingWorx Flow ile farklı kurumsal sistemlerin birbirine entegre edilmesi ve bu sistemler arasında otomatik iş akışlarının oluşturulması konusunu işleyeceğiz. Onun örneklerini göreceğiz. ThingWorx üzerinden gelen IoT verileriyle Windchill PLM sistemi üzerinde çeşitli adımların otomatik olarak yürütüldüğü bir demo gerçekleştireceğiz. ThingWorx platformunu tanıtmaya başlamadan önce bu platformu kullanan global referansların elde ettiği kazanımlara ilişkin birkaç örnekten burada bahsedelim. Çünkü birazdan platformu anlatırken göreceğiniz gibi ThingWorx çok fazla kabiliyeti olan ve her yeni güncelleme ile bu kabiliyetlere yenilerinin ilave edildiği bir platform. Dolayısıyla elde edilen somut faydalardan bahsetmeden bu kabiliyetleri sıralamak ürün her ne kadar yetenekli olsa da müşteri ihtiyaçlarının ve üretim veya servis operasyonlarında iyileştirilmek istenen kısımların doğru adreslenmediği durumda çok bir anlam ifade etmeyebiliyor. Dolayısıyla bu örneklere biraz değinelim. İlk olarak Bell & Howell, birçok farklı endüstriyel makine ve ekipman için servis hizmetleri sunan bir firma. ThingWorx ile ekipmanların bağlanması ve monitör edilmesi sonucunda problemin teşhisi ve hızlı müdahale edebilme kabiliyetiyle uzaktan problem çözme oranlarını %63 oranında artırıyorlar.
800 saha teknisyeni olan bir firma Bellanova ve dolayısıyla böyle bir firmada operasyonel maliyetlerin ciddi oranda azaltıldığı ve yatırım geri dönüşünün çok çabuk sağlandığı bir örnek bu. Northrop Grumman savunma sanayinde yüksek teknoloji ürünler geliştiren bir firma. Üretim operasyonlarında Thingiverse uygulamaları ile plansız duruşları %15 düzeyinde azaltmış durumda. Özellikle bu ölçekte firmalarda bu rakamlar çok yüksek maliyet avantajları anlamına geliyor. Başka örnek Heidelberg, baskı makineleri üreticisi. Thingiverse ile problemlerin uzaktan teşhis edilmesi sayesinde müşterilerine %50 oranda daha hızlı dönüş sağlayabiliyor. Tyson firması Thingiverse ile kestirimci kalite uygulaması sayesinde kaliteden kaynaklı problemleri %50 oranında azaltmış bir firma. Bir paketli gıda üretim firması. Son olarak Flowserve, basınçlı akış üniteleri üreticisi. Ürettiği cihazları uzaktan monitör ederek boşluk oluşumu adını verdikleri problemi önemli oranda azaltıyorlar ve toplamda bağlı ürünlerini kullanan müşterilerine 16 milyon dolarlık bir tasarruf sağlıyor. Bu global referansların yanında Türkiye'de de otomotiv, endüstriyel üretim, paketli üretim ve FMCG gibi çeşitli sektörlerde kullanılıyor Thingiverse platformu. Burada dikkat ettiyseniz Thingiverse'ün iki ana kullanım yeri var. Birincisi üretim operasyonlarının iyileştirilmesi için üretimde kullanılan ekipmanların bağlı hale getirilmesi ve bunun üzerine çözümler geliştirilmesi. İkincisi ise endüstriyel ekipman üreticisi firmaların ürettikleri makine veya sistemlerin bağlı hale getirilerek çözümler ve bunun üzerinde yeni iş modelleri geliştirilmesi. Pardon. Her iki senaryoda da büyük maliyet düşüşleri ya da gelirlerin artırılması şeklinde ölçülebilir faydalar elde ediliyor. Bu webinarda her iki kullanım alanı için de demo örneği gerçekleştireceğiz. Yani hem bağlı ürün senaryosu için hem de üretim ekipmanlarının bağlanması için bir demo örneği gerçekleştireceğiz. Şimdi ThingWorks platformunu biraz daha detaylı inceleyelim. Bu platformu, yani ThingWorks platformu, endüstriyel uygulama geliştirme ihtiyaçlarının tüm öğelerini adresleyen, aynı arayüz üzerinde hem frontend hem backend geliştirme faaliyetlerini yapabildiğiniz ve aynı zamanda yaptığınız bu geliştirmeleri birbirinden farklı birçok endüstriyel sisteme ve diğer kurumsal sistemleri, örneğin ERP, MES ya da PLM gibi farklı sistemlere bağlayabildiğiniz bir arayüz sağlıyor kullanıcılara. Bu sayede de birden fazla uzmanlık gerektiren yazılım geliştirme, endüstriyel sistemler ile entegrasyon ve kurumsal uygulamalar arası entegrasyon gibi birçok faaliyeti teknik bilgisi olmayan ya da kısıtlı seviyede teknik bilgisi olan kullanıcılar dahi çok kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Artırılmış gerçeklik uygulamaları entegrasyonu yine önemli avantajlardan birisi. Çünkü birçok endüstriyel artırılmış gerçeklik uygulaması, özellikle üretim ve bakım amaçlı uygulamalar, IoT verilerinin de uygulama içerisinde görselleştirilmesini ya da o verilerden yola çıkarak bazı adımların gerçekleştirilmesini gerektiriyor. Tabii burada uygulama geliştirme denilince low code application development olarak tabir edilen düşük kod ile uygulama geliştirme platformları akla gelebilir. ThingWorks içinde bu tanım yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Yani ThingWorks'ü de bir low code application, yani düşük kod ile uygulama geliştirme platformu gibi düşünebiliriz. Ama sadece low code application platformu olarak tanımlamak ThingWorks'ü çok eksik bir tanımlama olur. Çünkü düşük kod ile uygulama geliştirme ThingWorks platformunun kabiliyetlerinden sadece bir tanesi aslında. Bunun yanında veri görselleştirme araçlarının güçlü olması, endüstriyel bağlantıların aynı platformda yapılabilir olması, ThingModel adını verdiğimiz nesne modelleme özellikleri, bu modellerle veri kaynaklarının ilişkilendirilmesi, artı ThingWorks Analytics ile analitik modeller kullanarak makine öğrenmesi ve yapay zeka içeren çözümler üretilebilmesi ve diğer sistemler arası entegrasyon gibi birçok farklı çözümü bir arada barındıran yetenekler
ThingWorks platformu çatısı altında kullanıcılara sunuluyor ve siz bu bahsettiğim farklı çözümler için birçok farklı üreticiyle çalışmak ve bunları birbirine entegre etmek ve ayrı ayrı yönetmeye çalışmak yerine tümünü aynı platform üzerinde daha az efor ile gerçekleştirebilirsiniz. Az önce örnek proje ve müşterilerden bahsederken üretim ve servis amaçlı uygulama örnekleri olduğunu görmüştük. Şimdi bunu biraz daha açalım ve diğer uygulama örneklerini de inceleyelim. Servis optimizasyonu kullanım amaçlarının başında uzaktan sorun teşhisi ve servis uygulamalarını sayabiliriz. ThingWorks endüstriyel bağlantı çözümleri ile bağlandığınız makinelere uzaktan kontrol, problem teşhisi ve hatta konfigürasyon hatalarından kaynaklı problemleri uzaktan çözebilmek mümkün. Teknisyen verimliliği, IoT ve artırılmış gerçeklik entegrasyonu ile ilk müdahalede sorunların çözülebilmesi, uzman bilgi paylaşımı ve desteği ile daha az deneyimli teknik personelin de kompleks arızaları giderebilmesi sağlanabilir. Veri bazlı tasarım, ürün tasarımı ve simülasyonlarının gerçek zamanlı ürün verisiyle desteklenerek tasarımların çok daha efektif hale getirilebilmesini sağlar. Özellikle bu webinarda da demosunu gerçekleştireceğimiz IoT ve PLM entegrasyonu ile ürün tasarımları gerçek zamanlı saha verileriyle desteklenerek iyileştirilebilir. Bağlı ürün gelir modelleri, ürünün izlenebilirliği sayesinde satın almanın yanında ürünün hizmet olarak sunulması gibi yeni iş modellerinin oluşturulabilmesini mümkün kılar. Dijital üretim uygulama örneklerinin başında gerçek zamanlı üretim izleme ve performans takibinden bahsedebiliriz. Üretimde mevcut sorunlara hızlı müdahale veya ileride oluşması muhtemel potansiyel sorunların tespiti, üretim ekipmanlarının bağlı hale getirilerek anlık veya geçmişe yönelik olarak izlenmesiyle sağlanabiliyor. Ekipman verimliliği, beklenmedik arızalardan kaynaklı plansız duruşların önüne geçilmesi için kritik önemli bir konu. Mevcut makinelerin efektif bir şekilde kullanılması ve plansız duruşlardan kaynaklı maliyetlerin önüne geçilmesi için çoğu durumda yeni makine ve ekipman yatırımlarından çok daha fazla maliyet avantajı ve kapasite artışı sağlanabiliyor. Ayrıca yeni makine yatırımları yüksek ilk yatırım maliyetlerinin yanında yüksek işletme maliyetlerini de beraberinde götürüyor. Dolayısıyla bu teknolojilerle yeni ekipman yatırımı yapmadan mevcut makineleri kullanarak yüksek verimlilik ve üretim kapasitesine ulaşmak mümkün. Bir üçüncü uygulama örneği bağlı iş birimleri. Bu konuya kurumsal sistemler arası entegrasyon ve veri akışı kısmında daha detaylı değineceğiz. Ve dijital iş talimatları, karmaşık bir takım adımlar içeren kompleks ürün montajı ya da makine konfigürasyon değişimi işlemlerinin teknik çizimler içeren basılı haldeki talimatlar yerine artırılmış gerçeklik deneyimleri kullanarak hem daha yüksek hızda hem de daha yüksek doğrulukla yapılabilmesini sağlıyor. Burada ürün tasarımından başlayarak üretim, tedarik zinciri, kalite, iş sağlığı ve güvenliği, lojistik ve servis operasyonlarına kadar birçok dikey çözüm senaryosunu görebilirsiniz. Bu alanlardan en az birinde veya birkaçında proje gerçekleştirmek isteyen firmalar bizimle iletişime geçebilir. Birazdan gerçekleştireceğim demoda bu dikey çözümlerden bir dijital ikiz uygulamasının ThingWorks üzerinde nasıl oluşturulacağını inceleyeceğiz. Şimdi kaynak aşaması yani veri bağlantılarının yapılması aşamasından başlayarak bir demo gerçekleştirelim. Ve ThingWorks üzerinde sensörler aracılığıyla veri topladığımız bir ürüne ait dijital ikiz uygulaması oluşturalım. Şu slide'ı da göstereyim bir saniye. Şöyle bir uygulama yapacağız. Bir kar motosikleti ürünümüz var ve bunun bağlı hale getirilip yaptığımız bağlantıların üzerinden aldığımız verileri görselleştireceğiz hızlı bir şekilde. Buna ait bir örneği daha göstereceğim. Daha önceden hazırladım ama bu mashup ekranını şu anda oluşturacağız ve bir veri bağlantılarını da şu anda yapacağız. ThingWorks Composer ekranına herhangi bir browser sekmesi üzerinden erişebiliyorsunuz. Bu lokal bir kurulum da olabilir veya tercih ettiğiniz bir cloud server'da da olabilir.
Zaten birazdan ThingWorx Apps uygulamalarına geçtiğimizde ben lokal bir kurulumu kullanıyor olacağım. Şu an bir cloud server'a bağlıyım. Dolayısıyla oradaki bağlantıları da yapmış olacağız oraya geçtiğimizde. Yani siz hem cloud server'da hem on-premise olarak bu kurulumları gerçekleştirebiliyorsunuz dolayısıyla. ThingWorx Composer, şu an gördüğünüz ekran, biraz evvel bahsettiğimiz tüm fonksiyonları gerçekleştirdiğimiz ekran. Burada nesnelerin dijital karşılıklarının oluşturulması, Think Template ve Think Shape dediğimiz nesne şablonlarının oluşturulması ve bunlar üzerinden geliştirileceğimiz çözüme ait bir model inşa edilmesi. Daha sonra da bu model ile veri bağlantılarının ilişkilendirilmesi ve son olarak bir ön yüz tasarımı gibi işlemlerin tamamını biz burada gerçekleştiriyoruz. Ben burada bir uzak bağlantı nesnesi oluşturdum. Onu da nereden yaptığımı göstereyim öncelikle. ThingWorx Cap-based Server üzerinden bu bağlantıları gerçekleştiriyoruz. Burada birçok farklı endüstriyel protokolle çalışmak mümkün. Onları da şöyle hızlıca göstereyim. Burada 150'nin üzerinde farklı cihaz ve cihaz sürücüsü ile entegre olabiliyor ThingWorx Cap-based Server. Ve bunun üzerinden ThingWorx platformuna bağlantı üretebiliyoruz. Burada birçok farklı üreticiyi görüyorsunuz şu anda. Bu cihazlar ile konuşan veya bu protokolleri destekleyen tüm ekipmanlarınızı çok hızlı bir şekilde bağlamanız mümkün ThingWorx platformuna. Eğer ki cihazlarınız bu protokoller ile çalışmıyorsa ve ek bağlantılar gerekiyorsa, işte Ethernet desteği olmayan cihazlarsa örneğin, bunlar ile ilgili de donanım desteği gerektiği durumda biz informatik bilişim olarak bu konudaki iş ortaklarımızla birlikte donanım tedariği konusunda da sizlere destek verebiliriz. Ama eğer ki bu bağlantılar varsa zaten cihazlarınızda direkt olarak ThingWorx platformuna bağlamamız mümkün. Bunun haricinde sensör cihazları da bağlanabilir. ThingWorx Edge SDK dediğimiz çözümler ya da Edge Microserver dediğimiz agentler üzerinden. Bunlara ilişkin de yani farklı bağlantı türlerine ilişkin de bilgi almak isterseniz ayrıca istediğiniz zaman bu konularda sizlere yardımcı olabiliriz. Çünkü bu endüstriyel IoT projelerinde veri bağlantılarının yapılması önemli başlıklardan bir tanesi. Yani veriyi düzgün bir şekilde alıp platforma aktaramadıktan sonra bir çözüm geliştirmek de mümkün olmuyor haliyle. Dolayısıyla bu veri aktarımı kısmı önemli ve bu konuda biz dilediğiniz desteği size sağlayabiliriz. Şimdi burada ben bağlantıyı nasıl oluşturduğumu da göstereyim size. ThingWorx üzerinde bir application key oluşturuyoruz security kısmından giderek. Ve bu application key'i kopyalayıp burada gördüğünüz alana yapıştırdığımızda ve bir ürettiğimiz uzak bağlantı nesnesinin adını da burada tanımladığımızda burada portal bilgileri görüyorsunuz. URL adresini ve port bilgisini giriyoruz. Ve okey dediğimizde bu bağlantı gerçekleştirmiş oluyor çok hızlı bir şekilde ve basit bir şekilde. Bu bağlantıyı yaptıktan sonra bu uzak bağlantı nesnemiz üzerinde biz veri kaynaklarımızı belirliyoruz. Daha doğrusu oluşturduğumuz endüstriyel bağlantı ile şurada şunları da gösterelim. Bize bu sim datası üzerinden gelen verileri burada görselleştiriyoruz. Ve bunlardan hangilerini platforma bağlamak istiyorsak bunları seçip Bind the New Entity dediğimizde bize bir uzak bağlantı nesnesi oluşturuyor. Şu anda da verilerin geldiğini görüyorsunuz. Ben buraya refresh dedikçe yeni veriler gelmeye devam ediyor buraya. Şimdi biz ürünümüze ilişkin bir dijital karşılık oluşturacağız öncelikle ve bu ürünümüze ilişkin tanımlayacağımız özellik setlerini yani properties dediğimiz özellik setlerini belirleyeceğiz ve bunları bu nesneye bağlayacağız. İlk olarak bir nesne oluşturalım. Bizim ürünümüzü temsil edecek. Şöyle bir isimlendirme yapacağım. Webinar demo
kısaltmasıyla. Ürünümüzün adı Snowmobil. Dijital ikiz diyelim. Burada bir proje seçmem gerekiyor. Bu projeleri de bir uygulamaya ilişkin oluşturduğunuz tüm nesneleri birbiriyle ilişkilendirmek ve hepsini aynı başlık altında yönetmek için kullanabilirsiniz. Buradan da bir nesne şablonu seçeceğim, bir jenerik şablon seçeceğim. Normalde siz bu bağlantıları ve konfigürasyonları yaparken bütün nesneleri böyle tek tek bağlamanıza gerek yok tabii ki. Bu nesne şablonlarını kullanarak birbiriyle ilintili olan tüm nesneleri o şablonların altında oluşturabilirsiniz. Hepsinin ayrı ayrı konfigürasyonunu yapmanıza gerek yok. Kaydedelim şimdi. Evet. Nesnemizin yaratmış olduk. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz bu arada. Hani nesne kelimesine çok vurgu yapıyorum şundan dolayı. ThingWorks platformu Java programlama dili aşina olanların bilebileceği şekilde bir nesne tabanlı platform. Yani Java gibi nesne tabanlı bir platform. Ve burada oluşturduğumuz nesneleri objeler olarak düşünebilirsiniz veya nesne şablonlarını az evvel bahsettiğim. Onları da Java programlama dilindeki class'lar olarak düşünebilirsiniz. Benzeri şekilde burada biz şablonlar ve onun altında bunlara bağlı olan nesneler yaratıyoruz aslında ve bunları kodlama yapmadan gerçekleştiriyoruz. Şimdi ben burada bu ürünümüzden alacağımız veri setlerini tanımlayacağım. Örneğin bu kar motosikletimizin motorunu test etmek istiyoruz bu dijital uygulama içerisinde ve motorun örneğin akım değerini burada tanımlayalım. Bu bir sayısal bir değer, o yüzden number'ı seçiyoruz. Burada da bu veriyi anlık olarak görüntülemenin yanında geçmişe yönelik olarak da analiz etmek istiyorsak bu iki seçeneği seçmemiz gerekiyor. Bunu kaydedelim ve bir tane daha yapalım. Yine motorun voltaj değerini de biz buradan alalım. Bu da bir sayısal değer. Aynı şekilde bunu da loglayacağız. Bir de sıcaklık değeri olsun. Ve bu da yine sayısal bir değer. Aynı şekilde loglanacak. Evet, bunları oluşturduk. Fakat şu an herhangi bir veri gelmiyor. Onun yapılabilmesi için de burada Manage Bindings kısmına geleceğiz ve bizim az önce oluşturduğumu söylediğim remote yani uzak bağlantı nesnemize bizim bu Kepware Server'dan verileri consume eden ya da oradan alan nesneye bağlantı yapacağız. Evet, bu veriler gelmeye başlamış burada. Ben dediğim gibi burada bir simüle edilmiş veriler kullanacağım. Yani şu an burada gördüğünüz gibi diğer bir CNC tezgah ya da bir robot vesaire gibi gerçek bir cihaza bağlı olmadığım için simüle edilmiş veriler kullanacağım. Bu verileri şimdi eşleştirelim. Akım değerimiz bu olsun. Voltaj değeri bu. Ve sıcaklığı da buradan alalım. Pardon. Kaydet dediğimde buradaki veriler gelmeye başladı. Bu uzak bağlantı nesnemizden. Refresh dediğimde
farklı veriler geldiğini görmeye başladık. Şimdi bunları görselleştirebiliriz. Şu an nesnemizin bir dijital ikizini, dijital karşılığını oluşturmuş olduk diyelim. Buna ilişkin property'ler yani özellik setlerini tanımladık. Bir akım değeri, sıcaklık ve voltaj değeri olmak üzere. Burada belki şunlardan da kısaca bahsedebilirim. Burada farklı servisler de çalıştırabilirsiniz. Bunlar yine Java programlama dilinde yazılmış kod parçaları olabilir. Yani siz kodlama bilgisi olmadan da burada geliştirmeler yapabiliyorsunuz ama aynı zamanda eğer kodlama bilginiz var ise Java programlama dilini biliyorsanız burada daha fazla işlem gerçekleştirmek ve daha üst düzey geliştirmeler yapmak mümkün. Events kısmında farklı olaylar tanımlayıp buna ilişkin aksiyonların alınmasını sağlayabilirsiniz. Ya da subscriptions dediğimiz kısımda da bu event olarak tanımladığımız olaylar sonucunda hangi aksiyonların alınacağını belirleyebilirsiniz. Diğer kısımlar ise daha çok işte kullanıcı izinleri vesaire gibi kısımlar. Şimdi bir mashup ekranı oluşturalım ve bu nesnemizin yani ürünümüzün temsil eden nesneyi orada ondan gelen verileri daha doğrusu görselleştirelim. Bir yeni ekran yaratacağım. Ve de Snowmobile dijital ikiz uygulaması diyelim. Yine proje seçeceğim buradan. Default project'i seçiyorum. Ve kaydet diyorum. Şimdi design kısmına geldiğinde mashup'ı yani bu uygulamayı oluşturacağımız ekranı görmüş oluyoruz. Burası boş bir sayfa şeklinde karşımızda herhangi bir şablon seçmediğimiz için. Layout kısmında ekran bölümlemelerini ayarlayacağız birazdan. Widgets dediğimiz kısımda ise bu görselleştirmeleri yapabilmemiz için gerekli araçların olduğunu görüyorsunuz. Bunlar veri görselleştirme araçları veya çeşitli servisleri çağıran veya çeşitli fonksiyonları gerçekleştiren butonlar, checkbox gibi kutucuklar veya işte bu sayfada neler, hangi fonksiyonlar olmasını istiyorsak bunları buradan seçerek sürükle bıraklarla ekranımızı oluşturuyoruz. Dashboardlar var. Eğer grafiksel bir takım görseller ekleyeceksek çeşitli türde grafik araçları var. Event chart, line chart gibi. Gösterge butonları veya gauge dediğimiz gösterge araçları var gibi farklı seçenekler mevcut. Ben şimdi öncelikle layout kısmında ekran bölümlerini ayarlayayım. Burada bir header kısmımız olsun. Alt kısmı da iki parçaya bölelim. Bu kısımda da 3 adet alan oluşturalım. Bu bizim ürünümüzden gelecek akım, sıcaklık ve voltaj değerlerini bu alanlarda görselleştirelim. Buraya da bir ekran ekleyelim. Şimdi buradan bir ürüne ilişkin görselleri ekleyeceğimiz imajlarımız olsun. Kısma da bir label eklemek istiyorum. Başlığımızı buraya yazarız. Uygulamamızın adını, pardon. Bunu hemen yazalım şu anda. Tür olarak header diyelim. İmajlarımızı seçelim. Burada daha evvel yüklediğim görseller görünüyor. Medya kısmında yani görselleştirme araçlarının olduğu kısımda medya alanında bu tür şeyleri, görselleri veya diğer uygulama içerisinde kullanacağınız kaynakları yükleyebiliyorsunuz. İmajın ayarlarını yapalım.
vereyim. Position'da solda olsun. Ürünümüzün görselini seçelim. Burada ben hani hızlı bir uygulama geliştirme faaliyeti yapacağım için imaj widget'ını kullandım ama farklı görselleştirme araçları da kullanılabilir. Eğer dijital ikiz uygulaması içerisinde bir simülasyon tool'uyla entegre bir çalışma yapılacaksa bir CAD modeli görseli de buraya yerleştirilebilir. Buradan yine seçelim. Pozisyonunu ortaya alalım. Buraya da görselleştirme için LED display aracını kullanacağım ben. Bizim akım, sıcaklık ve voltaj değerlerimizi görselleştirmek için. Ve bunları tanımlamak için de yine bir label ekleyelim. Evet. Ve bunların karşılıklarına. Yazalım. Son olarak voltajı da ekleyelim. Şimdi tek bir aşama kaldı bu uygulamayı tamamlamak için. Bizim nesnemizden gelen verileri buraya taşımamız gerekiyor. O yüzden bu data kısmında artı butonuna basıyorum. Ve buradan bizim az önce oluşturduğumuz nesneyi çağırıyoruz. Ürünümüzün dijital karşılığı olarak oluşturduğumuz nesneyi çağırıyoruz. Bundaki verileri buraya aktarmak için ise Get Properties adında bir servis çağıracağım, çalıştıracağım. Ve verilerimizin buraya geldiğini görebiliriz. Biz az önce oluşturduğumuz verilerin. Bu nesneyi oluştururken Generic Thing adını verdiğimiz nesne şablonunu seçtiğim için diğer özellik setleri de gelmiş durumda burada. Ama bizim oluşturduğumuz setler hatırlayacağınız gibi motor akım, motor sıcaklık ve motor voltaj değerleriydi. Şimdi bunları buradan alıp bu display'in üzerine getirdiğimde akım değerini buraya bıraktığımda data'ya tıklıyorum ve bu LED display'e bizim ürünümüzden gelen akım değerini, yani CAPR server üzerinden gelen akım değerinin bağlantısını yapmış olduk. Şu aşağıda da bunu görebilirsiniz. VD Snowmobile Dijital İkiz nesnesinden gelen motor akım değerini bu LED display'e bağladık. İkinci olarak sıcaklığı bağlayalım. Son olarak da voltaj. Bağlantıları yaptık. Şimdi hemen kaydet dediğimde ve bir mashup dediğimiz zaman bu uygulamanın görüntülenmesini sağlayacağız. Evet. Veriler akmaya devam ediyor. Bu en basit ve hızlı haliyle tahmin ediyorum demoya 15 dakika kadar önce başladım. Bir 10-15 dakika içerisinde ürünümüzü bağladık ve bir mashup ekranında bunu görselleştirmiş olduk. Dediğim gibi bu uygulamaları siz simülasyon araçlarıyla, işte Creo simülasyon aracı da olabilir bu veya uygulaması ya da işte Ansys Twin Builder gibi dijital ikiz uygulamaları olabilir. Bunlarla eşleştirebilirsiniz. Bu simülasyon araçlarını sağdan aldığınız canlı verilerle destekleyebilirsiniz. Yani ürünün simülasyon analizlerini gerçek saha verileriyle destekleyerek tasarımlarınızı daha iyi noktaya taşıyabilirsiniz veya prototip testlerinizi daha çok daha düzgün ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Ben yine hızlıca bir ekran daha göstereyim daha önceden oluşturduğum. Buradan mashup kısmına gelelim. Burada biraz daha detaylı ekran oluşturdum ben. Burada birkaç ürün belirledim. Yani aynı platformda, aynı türden daha doğrusu birkaç ürünün verilerini burada görebilirsiniz. Birkaç ürünün testini aynı anda gerçekleştiriyoruz örneğin. Buna ilişkin güç, voltaj, sıcaklık ve yağ seviyesi değerleri belirlenmiş durumda. Bunların görselleştirilmesini görebiliriz burada. Windchill sistemine, PLM sistemine bir bağlantı ekledim. Bu ürüne ilişkin parçaları görselleştirebileceğiniz. Tıkladığınızda ürünün sayfasına, Windchill sistemindeki ürünün ilgili sayfasına gidebiliyorsunuz. Buradan bir artırılmış gerçeklik uygulama bağlantısı da yaptım. Bunu da demonun sonunda göstereceğim. Orada bir servis animasyonu ile bu üründe bir parça değişiminin AR uygulaması yani artırılmış gerçeklik uygulaması için de görselleştirilmesini göreceğiz. Burada farklı görselleştirme araçları da bilgi vermek açısından ekledim. Yani bu üründen gelen verileri eğer detaylı analizlerini yapmak istiyorsak farklı şekilde chart seçenekleri olduğundan bahsetmiştim demin widgetler arasında görmüştük. Bunları bu şekilde görselleştirmek mümkün. Farklı gösterge türleri var. İşte örneğin bir yağ seviyesi ya da hız gibi farklı değerleri burada göstermek isterseniz bu gibi araçları kullanabilirsiniz. Farklı butonlar var burada. Buton seçenekleri, çeşitli fonksiyonları hayata geçirmek için kullanabileceğiniz. Tabs kısmı şu anda da benim de kullandığım gibi tablar yaratabilirsiniz bu uygulama içerisinde. Collections'a gelelim. Burada da üründen gelen verilerin farklı şekillerde görselleştirilmesi ya da analizleri gibi çeşitli böyle istatistikleri liste halinde ya da yine grafikler halinde görselleştirmek mümkün. Bu biraz daha detaylı bir çalışma tabii dediğim gibi. Ama yine de bir sıfırdan oturup kodlama yapmaya çalışmaktan çok daha hızlı bir şekilde bu tarz ekranları ThingWorx üzerinde oluşturabiliyorsunuz. Şimdi demomuza üretim uygulamalarıyla devam edelim. Onlardan da hızlıca bahsedelim. ThingWorx App dediğimiz üretim ve bakım uygulamaları farklı görevleri üstlenen kişiler için rol bazlı olarak tasarlanmış bir uygulama seti sunuyor. Bunları kullanmak için herhangi bir geliştirme eforuna ihtiyacınız yok. Yani benim az önce örneğini gösterdiğim gibi Composer ekranında uygulama geliştirme aşamalarına ihtiyaç duymadan bu hazır haldeki uygulamaları kullanabiliyorsunuz. Bunlar fabrika veya üretim müdürlerinin üretim performansını gerçek zamanlı olarak takip edebilmelerini sağlayan Production KPIs uygulaması. Bakım yöneticilerinin üretimdeki makinelerin durumlarını kontrol edebilmelerini veya verimliliklerini gözlemleyebilmelerini sağlayan, işte ne kadar süre çalışmış, çalıştığı sürede ne kadar uygun kalitede üretim yapmış, ne kadar süre planlı bakım nedeniyle, ne kadar süre plansız duruş ya, yani arıza nedeniyle çalışmadan beklemiş, bu detayları gözleyebiliyorsunuz. Bunun yanında makinelerden gelen veriler doğrultusunda alarmlar tanımlayıp gerekli uyarı mekanizmalarını hayata geçirebiliyorsunuz. Şimdi vaktimizi de daha verimli kullanmak adına ben hızlıca onun da demosuna geçeyim. Şu ekranı görselleştirelim. Evet, uygulamalarımız bunlar. Burası da aslında benim demin oluşturduğuma benzer şekilde bir mashup ekranı. Yani bunun da ThingWorx Composer ekranında oluşturulduğunu düşünebilirsiniz. Yani aynı şekilde bir mashup ekranı. Aslında bir master mashup bu. Ve bunun üzerinde alt mashuplar var. Yani Asset Advisor, Control Advisor dediğimiz farklı ekranları bu master mashup üzerinden biz erişebiliyoruz.
uygulamalardan bahsetmiştim. Şimdi bir veri bağlantısı oluşturalım yine. Bu dediğim gibi bir lokal kurulum. Dolayısıyla Kepware Server'da yeni bir bağlantı tanımlayacağız hızlıca. Hemen yeni bir bağlantı ekleyelim. Ve de üretim bağlantı adında bir bağlantı yaratalım. Burada bir kullanıcı seçmemiz gerekiyor. Bir application key'imiz için tarih belirliyoruz. Bu application key'i bir güvenli bağlantı oluşturmak adına tanımlamamız gerekiyor. Şimdi ThingWorx Kepware Server üzerinde bu verileri girdiğimiz zaman bir bağlantımızı oluşturmuş olacağız. Üretim cihazlarımız için belirleyeceğimiz bir veri bağlantısı oluşmuş olacak. Hemen gelelim burada. Şimdi Cloud Server'dan lokal kuruluma geçiyorum. O yüzden bir IP adresi gireceğim buraya. Bir saniyenizi rica ediyorum. Burada bir sorun yaşamayalım. Evet, 192.168.1.5. Portumuzu değiştiriyoruz. 8080 şurada gördüğünüz gibi. Application key'imizi kopyalayalım. Bağlantımızın adını kopyalayalım. Burada lokal kuruluma geçtiğim için şu yapılandırmaları da değiştirmem gerekiyor. Biraz evvel bir HTTPS server'a bağlanıyorduk aslında. Yani bir güvenli bağlantı türü kullanan TLS sertifikası içeren bir bağlantı kullanıyorduk. Bu olmayacağı için bu seçenekleri değiştirdim şu anda. Evet, Connected ThingWorx platform. Şu anda benim lokal bilgisayarımda kurulu olan ThingWorx üzerinden bağlantı tanımlamış olduk. Şuraya bir kez daha bakalım. Evet. Üretim bağlantı. Henüz data akışı gelmedi. Bir saniye kontrol edelim. Eksik girdiğimiz bir şey var burada. Okey. Bağlantımız şu anda geldi. Şimdi burada yine konsol ekranına gidelim. Bağlantılarımızı yaptık. Konfigürasyon kısmına gelip buradan yeni cihazlar ekleyelim. Bir CNC ve değil de yine adresleyelim bunu da. DNC tezgah. Daha önce bir şey tanımlamış mıyız? Tanımlamışız. Buna 2 diyelim o halde. Bir Kepware Server üzerinden verilerini aldığımız bir nesne bu. Onu işaretledik. Okey dediğimde şimdi bu üretimde çalışan bizim bir CNC tezgahımız olsun ve bunun da bir dijital karşılığını oluşturuyor gibi düşünebilirsiniz şu anda. Bunun için örnek bir şey seçelim. Görsel seçelim. Upload diyelim. Model number veya description gibi kısımlara
ürüne ilişkin veya daha doğrusu üretimdeki çalışan makinenize ilişkin detaylar girebilirsiniz. Seri numarası vesaire. Lokasyon belirtmek isterseniz, farklı üretim sahalarınız varsa veya üretim sahanızdaki farklı lokasyonları belirtmek isterseniz burada girebilirsiniz. Kaydet dediğimde bu tezgahımızın kaydını yapmış olduk. Fakat yapılandırma kısmında birkaç ayarlama yapmamız gerekiyor ve verilerini buraya aktarmamız gerekiyor. Bunda Additional Properties kısmına geldiğimde buradan bir bağlantı oluşturacağım. Demin Thingiverse Composer üzerinde oluşturduğuma benzer şekilde bu sefer bağlantıları buradan tanımlayacağım. Evet. Buradan parken datamız bizim yine sıcaklık değerimiz olsun. Akımı alalım. Görmek istiyorum. Tamam, veriler gelmeye başladı. Buradan da yine voltaj diyelim. Farklı veri türleri tanımlanabilir tabii ki burada. Siz bu cihazdan hangi verileri almak istiyorsanız, diyelim bir yağ seviyesi, İşte titreşim, örneğin titreşimi ölçümlemek istiyorsunuz vesaire. Bu veriyi almanıza müsaade eden bir veri bağlantısı varsa ya da bir sensör varsa cihaz üzerinde bunları da tanımlayabilirsiniz. Bunları tanımladık. Ve status kısmına geldiğimde bazı konfigürasyon ayarları gerekiyor. Bu statü durumlarının hangi koşullara bağlı olarak oluşacağını belirleyeceğiz aslında. Yani hangi durumda makine uyarı versin, hangi durumda çalışıyor görünsün, hangi durumda planlı duruş ya da plansız duruş uyarısı versin. Bu koşulları belirliyoruz bağladığımız veriler ışığında. Şunu temizleyelim şimdi. Warning kısmını örneğin. Uyarı, bizi uyarması için şöyle bir şey tanımlayalım. Buradan tezgahımızı seçelim. Bunu oluşturmuştuk en son. Örneğin bizi hangi durumda uyarsın? İşte sıcaklık değeri. Örnek veriyorum. Kırkımız üzerindeyken warning statüsüne geçsin. Bunu kaydedelim. Running yani çalışıyor statüsünü ise makineye gelen akım veya motoruna gelen akım diyelim değeri sıfırdan büyükse statünün çalışıyor olduğunu anlayalım. Kadar yeterli şimdilik bence. Bir de şey ekleyelim, alarm ekleyelim bu verilerden gelen. Bizi diyelim ki voltaj konusunda bir alarm tanımlamak istiyoruz. Düşük voltaj adında bir alarm tanımlayalım ve voltaj değerimiz bunun altına düştüğünde bizi uyarsın. Evet, bu ürünün bu üretim ekipmanımızın konfigürasyonlarını yapmış olduk. Eğer istersek bunu daha önce oluşturduğumuz bir hatla ilişkilendirebiliriz. Yani bir hat tanımlayıp o hattın altında çalıştığını belirtebiliriz. Şimdi zamandan kazanmak adına ben bu kısmı es geçiyorum. Herhangi bir hat vesaire tanımlamayacağım ama bağladığımız makineye hızlıca göz atalım. Asset Advisor üzerinden. Şu kayıtları alsın.
Burada statüs kısmında belirlediğimiz cihazların hangisinin hangi durumda olduğunu görmek istiyorsak buradan filtreler koyabiliriz. Onun haricinde farklı model numaralarına göre filtrelemek istersek bunları gerçekleştirebiliriz. Structure kısmında ise bir üretim hattı tanımlamışsak bu hatta ait olan cihazları görselleştirebiliriz. Buna girelim içerisine. Veriler gelmeye başladıkça buradaki statü durumları değiştikçe bu cihazın farklı statülerine ilişkin bilgileri buradan görebilirsiniz. Monitor Properties kısmında gelen veri setleri ışığında bizim tanımladığımız sıcaklık, voltaj, akım değerleriyle ilgili verileri burada görebilirsiniz. Bunun yanında eğer kullandığınız bu cihazın üretici firması bu konfigürasyona izin veriyorsa cihazlara uzaktan erişmek ve belli konfigürasyonları yapmak da mümkün ThingWorx üzerinden. Yani siz cihazlara uzaktan bağlanıp belli şeyleri kontrol de edebilirsiniz. Eğer dediğim gibi makine üreticiniz bununla ilgili bir destek sağlıyorsa, daha doğrusu bu bağlantı için izin veriyorsa siz uzak bağlantı ile bu üretim cihazlarınıza, ekipmanlarınıza bağlanıp işte çeşitli konfigürasyonlar yapabilirsiniz ya da dosya transferi gibi işlemler gerçekleştirebilirsiniz. En hızlı şekliyle böyle göstermiş olalım. Şimdi yine konsola gidelim. Bu uygulamalar dediğim gibi herhangi bir uygulama geliştirme eforuna ya da ThingWorx'te herhangi bir geliştirme yapmadan kullanabileceğiniz hazır haldeki uygulamalar. Bunu tekrar hatırlatalım. Ve çok kısa bir sürede yani aynı gün içerisinde bu uygulamaları kurup üretimden veri almaya ve cihazlarınızı monitör etmeye başlayabilirsiniz. Aynı zamanda bu alınan veriler doğrultusunda makinelerin gelen verilerini analiz ederek ileriye yönelik olarak arıza çıkması muhtemel olaylara karşı sizi uyarmasını ve buna yönelik alarmlar oluşturulmasını da sağlayabilirsiniz. Şimdi Production KPI'sa da hızlıca bakalım. Şu an daha önce oluşturduğum cihazlardan bağlı olanlar olmadığı için burada bir veri göremiyoruz ama normalde burada tüm bağlı cihazlara ilişkin ekipman verimliliği, ne kadar süre çalışmış, ne kadar süre istenilen kalitede üretim yapmış. Bütün bu detayları görebiliyorsunuz. Onun haricinde şeyi de bir hızlıca görelim. Trending uygulamasını. Burada da üretimdeki cihazlarınızdan gelen verilerin trend analizlerini yapabilirsiniz. Yani diyelim ki makineden aldığınız voltaj değeri ile sıcaklık değeri arasında bir bağıntı olduğunu ve bunun bir arızaya yönelik bir işaret olabileceğini düşünüyorsunuz. Bununla ilgili trend analizleri oluşturabilirsiniz burada. Ben örneğin bir tanesini açalım burada. Daha önceden oluşturduğumuz bir bağlantıya ilişkin bir şey bu. Bu veriler burada canlı şekilde görüldükçe bağlandıktan sonra bu iki verinin birbiriyle olan ilişkisini analiz edip bunun bir arızaya işaret edip etmediğini veya ileriye yönelik arıza oluşma ihtimaline karşın sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz. Bir anomali oluşması durumunda uyarı mekanizmalarını tetikleyebilirsiniz. Alarmlar doğrultusunda işte e-mail bildirimleri ya da SMS bildirimleri gibi. En hızlı şekliyle buradan ekipmanlarınızı daha verimli yönetme adına adımlar gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi hemen hızlıca ThingWorx Flow'a da değinelim. Vaktimiz azaldı. Evet. ThingWorx Flow, kurumsal sistemler arası veri akışını, bağlantı araçları ve otomatik iş akışları oluşturarak gerçekleştirmenizi sağlayan bir çözüm.
Bu son dönemde akıllı dijital iç gücü veya hiper otomasyon yazılımları olarak da tanımlanan robotik süreç otomasyonu çözümlerine benzer bir çözüm olarak düşünebilirsiniz. Fakat ThingWorx Flow'un robotik süreç otomasyonu yazılımlarına kıyasla en büyük artısı ThingWorx platformu üzerinden endüstriyel sistemleri de bu otomatik iş akış süreçlerine dahil edebilmesi ve ayrıca 50'nin üzerinde kurumsal sistemle hazır bağlantılar sunması. Bunların arasında SAP ERP, Salesforce CRM, Jira proje yönetimi veya Azure platformu, Microsoft Office uygulamaları ya da Google Apps uygulamaları gibi uygulamalar da var. Ve bunları oluşturmak için robotik süreç otomasyonu projelerinde olduğu gibi ERP'ye geliştiricilere ihtiyaç duymadan bu hazır bağlantıları kullanabiliyorsunuz. Örneğin bir üretim veya servis operasyonunu endüstriyel IoT verileri üzerinden tetikleyerek otomatik olarak gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayabiliyorsunuz. Şimdi hızlıca bunun da bir örneğine bakalım. Evet, ThingWorx Flow. Yine bu Composer ekranı üzerinden de erişebiliyorsunuz ThingWorx Flow'a. Şu kısımda. Ve Flow ekranı ise böyle bir şey. Workflow kısmında burada oluşturduğumuz flow'ları görebilirsiniz. Connectors kısmında da bizim daha önce oluşturduğumuz farklı sistemler arası bağlantıları eklediğimiz kısım aslında. Workflows kısmında bu konnektörleri kullanıyoruz. Şimdi bu IoT PLM bağlantısı adını verdiğimiz workflow'u görelim ve çalıştıralım. Evet. Workflow ekranımız burada gördüğünüz şekilde. Burada dediğim gibi farklı diğer sistemlere bağlayabileceğiniz birçok konnektör var. 50'nin üzerinde standart bağlantı tanımlı burada. Azure üzerinde gerçekleştirebileceğiniz aksiyonları burada görebilirsiniz. Dropbox, Dynamics CRM, Excel Online, FactoryTalk MES sistemi, Rockwell'in üretmiş olduğu gibi farklı birçok sisteme buradan entegrasyon sağlayabiliyorsunuz. SAP'de dahil ve Salesforce'da dahil olmak üzere. Şimdi ThingWorx bağlantımız zaten burada var. Bunun üzerinden aşağıdaki şurada gördüğünüz o aksiyonları tetikleyebiliyoruz. Buradan alarmlar üreterek yani IoT datasından gelen veriler üzerinde biz burada bundan yola çıkarak çeşitli iş akışlarının otomatik olarak gerçekleşmesini sağlayabiliriz. Windchill kısmına bakalım son olarak. Windchill'de de bu gördüğümüz işlemleri gerçekleştirmek mümkün. Yani bunu bir IoT datasından da endüstriyel cihazlardan, ürünlerinizden ya da üretim ekipmanlarınızdan gelen verilerden yola çıkarak yapmak da mümkün. Ya da farklı diğer konnektörleri kullanarak da diğer kurumsal sistemler üzerinden farklı iş akışları oluşturmak mümkün burada. Biz burada ürünümüzden gelen başlangıçta bir dijital ikiz uygulaması oluşturmuştuk gördüğünüz gibi. Bu uygulamada gelen ürünümüzden gelen veriden kaynaklı bir alarm ürettik ve bu alarmla birlikte Windchill sistemi üzerinde bu soruna yol açan parçanın durumunda bir değişiklik oluşturulması yönünde bir iş akışı oluşturduk. Bir akım kesintisi uyarısı, motora gelen akımın kesilmesi uyarısı ve bu bağlantıyı sağlayan konnektördeki arızanın Windchill sisteminde görselleştirilmesi ve buna uygun bir servis görevi oluşturulması akışını içeriyor aslında. Bunu çalıştırdığımız zaman
Evet, iş akışımız çalışmaya başladı. ThingWorx sistemi üzerinden gelen alarm tetiklendi ve Windchill sistemi üzerinde setState fonksiyonu ile ilgili ürünü, ilgili parçaya ait state durumunda, yani tasarım aşamasındaki bir parçayı biz failed durumuna geçireceğiz. Burada detaylarını da gösterelim bu arada. Seçtiğimiz parçanın detayları burada görünüyor ve bu alarm oluştuysa bu state'i failed durumuna geçiş olarak biz tanımlamış olduk. Bu işlemin sonucunda Windchill sistemimizde şöyle görelim hızlıca. Bir sensör error task'ı otomatik olarak generate edildi bu uygulamadan. Pardon, şuradan direkt ürüne girmek istiyorum. Evet, bununla ilgili durumun failed olduğunu, state'inin failed olduğunu görebiliyoruz. Ve şuradan yine sensör error üzerinden tasarımımıza gidelim. Burada zaten açılmış ve bu konnektörün durumunun failed olduğunu görüyoruz. Design durumundan state'ine otomatik olarak failed'e geçtiğini. Resume selected dediğimizde bununla ilgili şeyi görebiliriz. Pardon. Burada uzun süre işlem yapmadığımız için uyarı verdi şu anda. Tekrar refresh edelim. Ve bu state'in failed durumuna geçtiğini görmüş olduk. IoT üzerinden bizim bağlı cihazımız, ürünümüz üzerinden gelen veriyle Windchill sistemi üzerinde parçanın state'inin değişikliğini otomatik olarak gerçekleştirdik. Dediğim gibi daha farklı işlemlerde tanımlamak mümkün burada. Şimdi son olarak arttırılmış gerçeklik tarafı için de bir animasyon tanımladığımdan bahsetmiştim. Burada şu uygulamamızı tekrar çalıştıralım. Evet. Artırılmış gerçeklik ile ilgili animasyonları, bunlar montaj animasyonları ya da servis animasyonları olabilir. Vuforia Studio adını verdiğimiz bu uygulama ekranında oluşturuyoruz. Demin ThingWorx Composer'da oluşturduğumuz uygulamaya benzer şekilde burada yine sürükle bıraklar ile CAD modelleri üzerinde animasyonlar da içeren ve istersek IoT datasını da bağlayabildiğimiz animasyonlar oluşturabiliyoruz. Zamanımızı biraz daha verimli kullanmak, aslında toparlamak istiyorum şu anda. Hızlıca bu uygulamayı da göstereceğim ve tamamlayacağım. Varsa sorularınız, onları alacağım. Hemen preview dediğimde bu uygulamanın nasıl göründüğünü görelim. Bu motosikletimiz üzerinde bir servis animasyonu ve bir parça değişimi ne göreceğiz aslında basit bir şekliyle. Uygulama ekranımız dolarken böyle. Bunu dediğim gibi bu uygulama içerisinden de tetikleyebiliyoruz. Böyle bir uygulama ekranı girdik. Evet, şu anda şeyimiz geldi. Burada farklı bir uygulama açmışız. Onu iptal edelim. Bu uygulama üzerinden gidelim.
Burada oluşturduğunuz uygulamaları mobil cihazlarda görselleştirebileceğiniz gibi HoloLens, RealWear benzeri artırılmış gerçeklik gözlükleri kullanarak da görselleştirebilirsiniz. Özellikle servis operasyonlarında akıllı gözlüklerin kullanılması ellerin de serbest çalışabilmesi açısından daha avantaj sağlayabilir. Her iki seçeneğe de sahipsiniz. Mobil cihazlarda da, akıllı gözlüklerde de görselleştirebilirsiniz. Ben hızlıca bu animasyonu çalıştırayım. Burada bir pinin çıkarıp yan kapağın değişmesi, çıkarılması. Daha sonra yine buradan bir pin sökülüyor ve ön kapak çıkarılıyor. Ardından bu içteki kapak biraz zorlayarak çıkarılıyor. Artı şu içerideki disklerin değiştirilmesi için parça çıkarılıyor ve devamında da yerine yenisi takılıp tekrar montaj işlemleri ters yönde gerçekleşiyor. Ön kapağı takılması ve son olarak da yan kapağın bağlanması. Evet, bu da basitçe bir servis operasyonunun eğer animasyonlarıyla nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin bir uygulama örneğiydi. Bunun gibi farklı örnekler dediğim gibi üretim tarafında da servis tarafında da üretilebilir. Benim anlatacaklarım bu kadar. İlgili dinlediğiniz için ve zaman ayırdığınız için her şeyden önce çok teşekkür ederim. Bu uygulamalara ilişkin daha ayrıntılı bilgi almak ve eğer uygulamak istediğiniz veya yol haritanızda yer alan projelerle ilgili sormak istediğiniz şeyler olursa bana ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi bu projelere ilişkin demo ya da POC ihtiyaçlarınızla ilgili bizden destek